hapiste gibiydim. Gözüme uyku girmedi. Meğer nefesin yatağı ısıtıyormuş. Seni çok özledim. Bu özlemi gidermek için ne yaparız bilmiyorum artık. Sen de beni özledin. Ben biraz dışarı çıkacağım Ceren. Uzattı nereye Serkan? Daha yeni geldi. Dışarı çıkıyorum Ceren. Bugün yaşadıkların, geçmişte yaşadıklarınla aynı şey değil. Peki, neden aynı şeyi yaşıyormuşum gibi geliyor bana? Yapma bunu kendine. Sen artık eski Serkan değilsin. O kliniğe ilk geldiğinde tanıdığım Serkan değilsin. O bambaşka biriydi ve gitti artık. Tamam mı? Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet. Kliniğe ilk geldiğinde bana ne dediğini hatırlıyor musun? İçimdeki canavarı yenmek istiyorum. Ve dediğini de yaptın. İçindeki canavarı yendin. Ben o adamı öldürdüm Leyla. Birini öldürdüm ben. Sen sadece o kızın hayatını kurtarmak istedin. Bu yüzden öldürdün o adamı. Başka bir şansın olsaydı zaten yapmazdın. Keşke ben de senin kadar emin olabilsem kendimden. Korkuyorum Leyla. İçimde böyle kapkara bir kötülük var gibi sanki. O kötülüğün beni tekrar ele geçirmesinden çok korkuyorum. Ben
Ben sana baktığımda karanlık hiçbir şey görmüyorum. Sadece içindeki o iyi çocuğu görüyorum. Sen de gör artık onu. O çocuğu hırpalamaktan vazgeç. Yarın Mine'nin doğum günü biliyor musun? Hayırdır Ceren? Bir ihtiyacın var mı diye soracaktım. Yok bir ihtiyacım. Serkan. Oğlum. Neredeydin bir akşam? Yine ona mı gittin yoksa? Bugün derslerini iyi dinle, tamam mı alıcım? Tamam. Bugün bana ne sürpriz yapacaksın ama? Ama söylersem sürpriz olmaz ki. Tamam peki. Serkan, sana bir şey sordum. Cevap versene. Evet anne, ona gittim. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Çünkü bir tek onun yanında huzur buluyorum anne, tamam mı? Oğlum bunu yapma. Bak bütün düzenimizi alt üst etme. Hangi düzenimiz anne? He? Ben zaten alt üst olmuşum. Bu ev, Ceren, o. Sen bile. Her şey üstüme geliyor, anlamıyor musun? Anne boğuluyorum, boğuluyorum. Yalnızca onun yanında nefes alıyorum, anlamıyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.